Hanımefendi, bu William Tell'in kullandığı ok vardı ya, onun adı neydi? Kimi? William Tell. Ya ben nereden biliyorum? Böyle şöyle bir alan var, böyle bir tahta gibi bir şey var. Böyle yay var, geri çekiyorsun. Tut, orada bir şey sıkıştırıyor. Sonra bir basıyor gidiyor. Neden bileyim ben? O nasıl, izlemedin mi hiç? Hayır. William Tell'i izlemedin mi? Hayır. William Tell. Sen şaka mısın? Gerçek misin? Gerçeğim. Niye sordunuz? Niye, acayip bir duruşum mu var, tipim mi var? Ama William Tell'in silahını bilemedin. Sizem şaka mı yapıyorsun? Yok. Şu an gerçek misin yani? Ben ne yapacağım ki yani? Çok lazım. Siz biliyor musunuz? Neyi? William Tell'in neydi? William Tell'in o ok var ya, böyle basıyor hani. O okun ismi neydi? Ok. Ok mu? Yok, ok değil. Başka bir ismi vardı. Böyle ben bir dakika bir şey diyeceğim. Bilirsek ne yapacağız? Ödüm bana lazım, bana lazım. Hadi. Usta, bu yıllar önce coin kopyalamışlardı ya, onun ismi neydi? Dolly. Dolly mi? Aha. Bir dakika. Ne oldu abi? Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Tamam. Beyefendi, bu İslim kebabındaki İslim ne manaya geliyor? Biliyor musunuz? Bulmaca çözüyorum da. Ay, siz bilir bir kişilik gibi gözüküyorsunuz da onun için sordum. Gerçekten. Deli misin? Nesin? Hayır ya, bulmaca çözüyorum. Yok, deli değilim ya. Gerçekten deli değilim yani. Magazin deyip geçme. Bugün magazin girmeyen ev mi kaldı? Keşke hep evde kalsaydı. Sokağa taşımak da neden? Ama oldu bir kere. Evet, Tonga Magazin Servisi gururla sunar. İsmail, magazin muhabiri. Sinemalarda. Röportaj yapalım size. Tarkan bileti vereceğim. 4 tane. Teşekkür ederim, sağ olun. 4 tane Tarkan bileti. Yok, istemiyorum, sağ olun. 5 tane. Yok, istemiyorum. 6. Hayır. Ya ne olacak, 2 tane röportaj yapacağız, gideceksiniz. Bir şey değil yani. Yani yapalım artık. İyi, hadi yapalım. Kayıtta mıyız? Hazır mıyız? Merve. Merve, biraz şöyle. Tamam, böyle iyi mi? İsterseniz biletleri alırsınız, isterseniz arkadaşlarınıza verirsiniz. Olur mu? Peki. Evet. Bu arada TV'den geliyoruz. Magazin ekibi olarak. Güzel, diyoruz zaten sürekli. Evet. Şimdi sorumu sormaya başlıyorum. Biraz sonra size bir sanatçı sesi duyuracağım. Bu sanatçıyı tanımaya çalışacaksınız. Ama gözlerinizi kapatmanız lazım. Sesi duyacaksınız sadece. Tamam mı? Buyurun, kapatın. Bu şehirde sana tapan, seni seven biri var. La 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 la. Aslında biz eskiden 3 kişiydik. Sonra biraz duygusal davrandım. Ayrıldık, tek başıma kaldım. Ben kimim ben? Çok da güzel şarkılar yaptım. Bir tanesi şöyle başlıyordu. Gel yarim ol, sevdalım ol. Dertlerimin dermanı ol. Evimin kadını ol, vereceğim. Yeterli, cevap verebilir miyim? Buyurun. Çelik. Evet, bravo, bravo. Çelik bildiniz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi, evet, başka bir ses daha vereceğim şimdi size. Buyurun, gözünüzü kapatın. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun sen Rıfkı? Tabii burası Bulgaristan sınırı. 3 bana, 1 zana, 5 bana, 2 zana. Ben kimim? Peki o zaman şuna cevap ver. Kibar Feyzo diye bir film vardı. Agaya beleş. Şener Şen. Efendim? Şener Şen. Evet, bravo. Bravo, bravo. Onu da bildiniz. Bir de biraz daha zorlaştıralım bakın soruları. Peki. Şener Şen'in Züğürt Ağa isimli bir filmi vardı, biliyorsunuz. Evet. Orada birlikte oynadığı Erdal Ön adlı büyük üstad oyuncunun soyadı nedir? Ha, bu çok zor oldu. Şimdi eski bir film. Evet. Erdal? Evet. Erdal Ön adlı büyük üstad oyuncunun soy ismi ne? Erdal Erdal Beşik de mi? Büyük çubuğu bir şey, öyle bir şey. Evet. Yani. Öyle bir şey ama geçmiyor. Behzat Ç ile karıştırıyorsunuz. Teşekkürler. Evet. Diğer soruya geçiyoruz. Erdal Beşikçioğlu. Olması lazım. Evet, bravo, bilemediniz. Teşekkürler. Şimdi peki, bir şekerpare
isimli bir filmi vardı. Evet. Orada kendi çıkarları için kullanmaya çalıştığı bekçi rolündeki üstad İlyas Salman. Evet, bravo, onu da bildiniz. Peki, yine aynı filmde başka bir bekçi daha vardı. O da Perihan abla da oynuyordu. Şakir miydi? Tam hatırlamıyorum oradaki ismini. Pardon abi, kamerada bir sorun oldu. Hay başlayacağım kameranıza ya. Yani bir şeyi tam beceremiyoruz ya. Şu... Burası akıyor mu? Ya sen de ne konuşuyorsun, ben anlamadım ki. Hızlı olman gerekiyor, geç kaldın. Ha, sen geç kaldın diye hızlı olmam gerekiyor, öyle mi? Kaça geliyor, farkında mısın? Allah'ım ya, tövbe estağfurullah ya. Evet. Peki aynı filmde başka bir bekçi daha vardı. Perihan abla da oynamıştı. Yine başrollerde Süper Baba da oynadı. Aa evet, o, kimdi? O da çok değerli bu, bir isim ama onun evet. ismini ben bilmiyorum işte. Onu Büyük Baba öyle da mi? Oynamıştı. Şey, Büyük Baba mıydı? İşte şey, bana bir masal anlattı. Süper Baba. Evet, Süper Baba da oynamıştı. Evet. Onun ismini bilmiyorum. Ne yazık ki isminiz neydi? Elif. Elif Hanım son soruyu cevaplayamadı. Ama olsun, ödülümüzü kazandı. Kazandı. Teşekkürler Elif Hanım. Şu anda ödülünüz geliyor. Alacaksınız ödülü değil mi? Alacağım peki. İstemiyordunuz ama yine de alacaksınız, evet. Ödülümüz neydi? Tarkan bileti. Tarkan mı? Hayır, sadece bileti. Tamam, bileti. Evet, o zaman ödülünüzü verelim. Şimdi ödülünüz geliyor. Ben size bununla alakalı tam 5 tane soru sordum. Siz bunların 3 tanesini bildiniz. Efendim buyurun. Tonga'ya düştünüz, hayırlı olsun. Yani efendim, bir şaşkınlık. TRT'de Tonga'ya düştünüz, hayırlı olsun. Ama bu arada para kazanmış oldunuz. Şöyle bir el sallayalım. Bu alalım. Benimle. Evet. Şuraya da el salla. Telefona bakma bir de şuraya el salla.